Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere cilt bakımı yapacağım. Nasıl yapacağım? Gösteriyorum. Öncelikle böyle bir fırçayı alıyoruz. Yani uçları şu şekilde olsa ve fırça bütünlüğü olsa çok iyi olur. Bu yüzden fırçayı önceden bir tık ıslatabilirsiniz. Öncelikle kil maskesiyle başlıyorum. Ben bunu Gratis'ten almıştım. Ve 10 lira gibi bir şeydi. %50 indirim vardı o zamanlar. 10 lira gibi bir şeydi ve ben bunu bir yıldır kullanıyorum. Şu anki fiyatını hiç bilmiyorum. İnanın ki gerçekten bilmiyorum. Öncelikle ıslak mendilde ya da işte bebek kolonyası var biliyorsunuz ki. Ben onu göstereyim önce size. Dali'nin bebek kolonyası. Bunu cildinize, gözlerinizi kapataraktan sıkıyorsunuz. Yanıyor cildiniz biraz, evet, ilk başta gözleriniz falan yanıyor. Şu şekilde nemlendirin cildinizi. Evet, daha sonra bunu alıyorsunuz. Önce çene bölümüne. Şu şekilde. İnce bir katman halinde sürün ki hızlıca kurusun. Zaten cildiniz nemliydi. Bunun yerine bebek yağı da kullanabilirsiniz. Böyle az az sıkıyorum. Sebebi de şey, bunu tekrardan geri koyması çok zor oluyor. Yani koyamıyorsun, atıyorsun çöpe. Ve ben böyle güzel bir maskenin çöpe almasını istemiyorum. Cildim şu an nasıl yanıyor biliyor musunuz? Halıya düştü. Neyse ki halım renk. Yani neden ince sürüyorum? Daha hızlı kuruyor ve daha etkili olduğunu düşünüyorum. Örnek veriyorum, ben bunu kap kalın sürsem, yani kas katı böyle, suratım robot han gibi olsa hiç de hoş değil bence. Aynı işleri şu an bu da yapıyor değil mi? Yani az da sürsem çok da sürsem aynı etkiyi alacağım ben. Örnek veriyorum size. Bir bulaşık deterjanı ya da çamaşır deterjanında işte ben bunu fazla dökeyim daha fazla temizlik olsun diye bir şey yok. Gerçekten yok bakın. Sadece cebinize zarar ve doğaya zarar vermiş oluyorsunuz. Bu yüzden de şu an hem cebimize hem cildimize zarar vermemek için az az kullanıyoruz. Şu şekilde maskeniz kuruyana kadar bekliyoruz. Kil maskesinin etkilerini söyleyeyim ben size. Cildeki pisliği arındırıyor. Yani örnek veriyorum, makyajdan artık cildiniz hani böyle fondöten süre pisleniyor, kirleniyor artık. O yüzden de bu şekilde cildinizi rahatlatabilirsiniz. Ben bu şekilde rahatlatıyorum cildimi ve severek kullandığım da bir maske zaten kendisi. Şöyle kurumasını bekliyorum. Kuruyor falan. Hem cildim dinleniyor. Hem ben rahatlıyorum, hem cildim rahatlıyor. Hem artık cildim fondöten sürmekten, örnek veriyorum maskara sürmekten bir tık da olsa arınmış oluyor. Bu beni çok mutlu ediyor. Şu şekilde bir lip balm parlatıcı da kullanabilirsiniz dudağınıza beklerken. Örnek veriyorum, çatlakları gider. Pütürlüğü gider. Çünkü dudaklarınız da aynı şekilde bu şeyden etkileniyor. O yüzden benim dediğim gibi her zaman cildinize bakın. Yani şu an ben boştayım ve cildime birçok şey kullanıyorum. Neden? Korunmadan. Ama çalışmıyoruz korunmadan. Bakın bu yavaş yavaş kuruyor. Çünkü ben ince sürdüm. Ama ben bunu kapkalın böyle katı bir şekilde sürmüş olsaydım bu hemen kurumayacaktı. Bu beni rahatsız edecekti. O yüzden hiç uğraşmadan yapıyoruz. Bekliyoruz. Suratım geriliyor. Bir dakika, yani böyle toplam sürenin 2 dakika falan oldu. Yani bitiyor. Kuruyor. Şöyle falan yapalım da hızlı kurusun. Sizi de bekletmek istemiyorum. Bu kurudu. Bunu bol suyla yıkıyorsunuz. Ardından nemlendireceksiniz. Biraz önceki elime sürdüğüm kremi el kremiydi. Evet, ama Oriflame'den almış olduğum bu kremi de yüzünüze uygulayaraktan rahatlatmış, artık o yorgun şehir enerjisinden çıkmış bir yüze sahip olacaksınız. Bebek gibi bir cildiniz olacak. Gerçekten bakın. Gidip de öyle kimyasalları sürüyoruz. Artık yüzümüz yaşlı insanların yüzüne dönmeye başlayacak. O yüzden bu şekilde bakımlar yaparaktan da cildinizi rahatlatabilirsiniz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı likelamayı, aynı zamanda da paylaştığım videolardan haberdar olabilmek için zile tıklayaraktan bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Teşekkür ederim.